Evet, sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Eman Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan 69 binlik kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ailemiz desteklerinizle de, katkılarınızla büyüyor. 69 nerenin plaka koduydu? Bayburt muydu ya? Selamlar olsun 69'a selamlar olsun Bayburt'a. Hedef Karaman. Yani bir an önce de Karaman'a ulaşmak istiyorum. Çünkü Karaman'da çok sevdiğim kişiler var. Sevgili sanatçı Kurtuluş Kuş başta olmak üzere. Birçok Karamanlı sevdiğimiz var. Ee, ama Karamanlılar hiç kendini belli etmiyorlar. Hiç yazmıyorlar. Herhalde üzüldüler. Yani herhalde bizi bıraktılar. Bırakmadıysanız yorumlara yazın. Arkadaşlar gönlünüz böyle ferah ferah gururlana gururlana yazın. Bakın bizim plakamıza geldik. Biz bugünlere ne günlerden geldik diye yazın abi. 3000'de 4000'de hiç mi abone olan yok aranızda? Yazın ya 3000'de 4000'de aboneydik. 69000 olduk hedef 70.000 diye. Neyse canınız sağ olsun. Allah sizlerden derdi, kederi, sıkıntıyı eksik etsin. İnşallah e, bu kanala katkısı olan herkese Rabbim gönlümün adını versin. Teşekkürlerimi sunuyorum. Fenerbahçe haberleri İsmail Kartal, edincek o zirvesi işte görüşmenin detayları. Arkadaşlar böyle bir haber gördüm. Dünden beri sosyal medyada yer alıyor. Haberin içeriğine hiç bakma gereği duymadım. Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin 5 maçtır suskun. İsmail Kartal gol yollarındaki etkisizliğiyle dikkat çeken... Ceko ile özel bir gelişme gerçekleştirmiş. Yani bir şey söyleyeyim haber palavra. Fenerbahçe lider mi? Antalya Spor deplasmanda gol yemeden yendi mi? Cengiz Ünder Batu morallendi mi? Bak buraya kadar herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok. Ceko'nun morali bozuldu mu? Yok. Ya takım kazanıyor niye morali bozulsun? İsmail Kartal gol yollarındaki etkisizliğiyle dikkat çeken Ceko'yla konuşmuş. Tüm Ozan Konya spor maçında hep trik yapan sonra 5 maçta gol atamayan Ceko'yla görüşmüş. Ne demiş Ceko'ya? Moral aşıladığı gelen bilgiler arasındaymış. Kim söyledi mesela bu bilgiyi? Bu bilgiyi kim söyledi? Ben haddim olmayarak bir ukalalık yapmak istiyorum. Edin Ceko kariyeri boyunca 2 Premier Lig 1 Bundesliga şampiyonluğu kazandı. Yıldız isim ayrıca 2 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 1 FA Cup Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 Comedy Shield kaldırdı. Ceko Roma formasıyla 2016-17 sezonda Serie A'da 37 maçta 29 gol kaydetti ve gol krallığını elde etti. Süper Lig'de haftalardır gol atamamasına rağmen 16 golle zirvede. Kusura bakmayın ama sizin çapınız yetmez Fenerbahçe'yi karıştırmaya. Fenerbahçe'ye teknik direktörünü böyle bir görüşme yaptı diyerek hedefe koymaya, ortaya atmaya sizin çapınız yetmez. Defolun gidin. Kiminle ilgili haber yapıyorsanız yapın. Ya Edin Cekov bak. Arkadaşlar Allah aşkına bak. Herkesin anlayacağı dilde konuşuyorum. Arkadaşlar öğretmen nedir? Ders anlatır, derse girer çıkar değil mi? Çocuklarla ilgilenir, hayata yön verir falan filan. Anladık değil mi? Doktor nedir? Ya hastaları tedavi eder, ilaç verir, çe çeşitli tedaviler uygular falan filan. Bak bunlar anladık değil mi? Doktor aynı zamanda limon satar desem saçmalama doktorun görevi limon satmak mı dersin? Marangozun görevi tıraş etmek desem saçları tıraş eder <laughs> o, o berberin görevi dersin. Edin Ceko? Edin Ceko'nun görevi forvetlik değil. Edin Ceko'nun görevi takıma kaptanlık yapmak, abilik yapmak, gol atmak, attırmak takıma katkıda bulunmak, takımın hücum aksiyonlarını geliştirmek vesaire vesaire vesaire. 50 tane görevi var. Sen diyorsun ki şu aksadı. Aksadı dediğinde de gol kralı. Ya bir tuhaflık yok. Bu 16 gol atmış gol kralı biz edince eleştiriyoruz. Kutura bakmayın haddimize değil. Evet gol kaçırıyor. Haklı. Haklısınız eleştirebilirsiniz. Ben de eleştiriyorum. Gol kaçırıyor keşke bunu atsaydı. Şunu atsaydı açılırdı. Şimdi ben Şimanski için aynısını söylüyorum. Edin ve Şimanski. İkisi de birer tane gol atsın. Leblebi gibi arka arkaya patır 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 gelir. Ama Edin Ceko'nun maç içinde orta sahaya gelmesi, top dağıtması, topu kanatlara indirmesi, hücum aksiyonlarında bulunması, takımı hücuma kaldırması vesaire vesaire vesaire. Yani daha ne yapacak bu ya? Abi. Bakıyorum işte İsmail Kartal konuşma yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya bir geçin ya. Gözünü seveyim bir geçin. Ya Edin Ceko dese ki hayırdır ya sen kimsin de benden konuşma yapıyorsun dese Burada bunu istiyorsunuz. Sıradaki habere geçelim. Çok uzattım. Kusura bakmayın. Fenerbahçe'de Luan Perez sıkıntısı menajeriyle görüşüldü. Miguel Crispo, Lincoln, Henrique ile yollarını ayıran Fenerbahçe. Bu arada resmi açıklama daha gelmedi değil mi Lincoln ile ilgili? O çok mühim değil. Ya ben Lincoln'in gidişine... Bak ben Crispo'nun gidişine ve Lincoln'in gidişine üzülen birisiyim. Ancak şartlar böyle gerektiriyor. Neyse. Şimdi Luan Perez ilgili kriz çıktı diyor. Oyuncunun menajeriyle görüşme yaptı diyor. Foto maçın haberi. Opsiyonlar yabancı kontenjanını boşaltmak istiyor. Gelecekte İsmail Kartal'ın e, düşüncesinde yer almayan Luan Perez'e ilgiliyor. Rhein Kent'in kulüp arayışları sürüyor. Lisansı dondurulmak istendi ama Luan Perez sıkıntı çıkarttı diyor arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Yani sakatlığını atlatabilmiş değil. Menajeriyle görüşüldü. Kulüp bulması istendi. Bak arkadaşlar. Kulüp bulması falan istenmedi. Şu anda sakat. Eğer sakatlığı geçmiş olsaydı, sakatlığı bitmiş olsaydı Santos kulübü yalvarıyor bize verin diye yalvarıyor Santos kulübü. Bakın bir daha söylüyorum. Santos kulübü, Brezilyalı Santos kulübü yalvarıyor futbolcuyu bize verin diye. Eğer sakatlığı atlatmış olsaydı, oynayabilir durumda olsaydı Santos dediğim gibi yalvarıyor arkadaşlar bize verin diye. Ee, ama nasıl olacak? Nasıl edecek? Ryan Kent'e dair de bir şey söyleyeyim. Ee, Ryan Kent belki de şu aşamada, belki de şu sıralarda transfer görüşmesi yapıyordur bir kulüple. Onu da söyleyeyim. Sıradaki haber Fenerbahçe'ye yeni yetenek çok uzaklardan gelecek. Merak ettim kimmiş bu yeni yetenek arkadaşlar. 2 saat haberlere girip de aşağı gidip reklam şu bu uğraşmayın diye bakıyorum. Kim olduğunu merak ediyorum. Bir yandan geleceğe yatırım yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Elif elmas kim Osterbold Osterbol de Şimanski. E, Avrupa devleri iki futbolcu iyi gelir elde etmek istiyor. Atletico şey Atletico National forması giyen 18 yaşındaki Oscar Oscar Perea. Ele şükür. Oscar Oscar Perea'ymış arkadaşlar hedefimizdeki futbolcu. Atletico Nacional. 31 Aralık 2024'te sözleşmesi sona erecekmiş. 1 milyon 300 bin euro değeri var. 18 yaşındaki kanat oyuncusu. Kolombiya U23'e seçilmiş ama oynamamış. Bu sezon 60 45 maça çıkmış. 7 gol 4 asist. 2200 dakika. Dakika başında süre bazında gayet iyi bir süre. Ancak oynadığı ligi major ligini herhalde biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Salah Jobielsa'nın haberine göre Salah Acimetler, genç yıldız için Kolombiya ekibinin kapısını çalmış. Görüşmeler devam ediyormuş. Allah kabul etsin ne diyeyim. Çok güzel bir ısmarlama uydurma haber. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert kömür yoklaması. Kömür mü alıyormuşuz? Ha şey gurbetçi futbolcu Mert kömür pardon. Yani kömür deyince kömür fiyatları da pahalanmıştır değil mi? Yani doğalgaza zam gelmiyor da kömüre gelmiştir diye düşünüyorum. Gerçi kış bitiyor ya. Neyse kömüre bakalım arkadaşlar. Neymiş bu kömür? Fenerbahçe Galatasaray zirveyi paylaştı. Hedefte Mert Gümrük bu forması giyen genç yıldız transferin gözde ismi haline gelmiş. Bundan şeyin haberi var mı? Mert Kömür'ün. Freiburg Mönchengladbach genç oyuncu kadrosuna katmak istiyor. Bu Portekiz'den Benfica İngiltere'den Hull City. Bu Hull City de her şeyden çıkıyor niyeyse. Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray'da temastaymış. Mert'in İstanbul'a gidişinin şu an için yakın durum olmadığı ifade edilmiş. Aa, buna çok üzüldük şimdi. Şimdi göz bir arar. Mert kömürü bir arar. Nerede kaldı bu kömür der. Lingit mi der, portakal mı der, ceviz mi der. İnsan bir arar tabii. Güncel piyasa değeri 800 bin euro falan filan. Şimdi transfer marketine girdim. 18 yaşındaki. Almanya U19'unda oynamış. Önemli değil o. A takım tercihini daha yapmadığı için. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Bunu destikada oynamamış. Reginald Liga bu Bayern'de oynamış. 2023 24 11 maç, 1 gol, 3 asist, sarı kart, 1. 2 ayağında kullanabilen diyor. 11 maçta 1 gol, 3 asist, 888 dakika. Bana ne gibi geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? İçimdekini söylersem yanlış anlaşılabilirim. Bence söylemeyeyim. Hani bu haberler bana ısmarlama gibi geliyor. Hocam ısmarlama haber nasıl oluyor? Ya şimdi ısmarlama haberi de nasıl oluyor? Bu arada Türk gücü Münih 8. sıradaymış o oynadığı ligde. Jumberg iki takımı falan. Yani büyük ihtimalle alt lig gibi bir ligde. Ya şimdi e, mesela atıyorum kafadan. Kanalımız çok büyüdü. Sevgili Kurtuluş Kuş'un bir yeğeni var diyelim. Nerede oynuyor? Karaman Belediye Spor'da oynuyor. Bana diyor ki Mustafa'cığım. Efendim canım kardeşim. Ya bizim bir yeğen var. Hani onu bir tanıtsan diyor. Ben de diyorum ki nasıl tanıtayım? İstediğin hani kafanda bir şey var mı? O da diyor ki ya Fenerbahçe ilgileniyor diye bir haber yapsan diyor. Yahu yalana gerek yok ben bunu yapmam diyorum. O da diyor ki o zaman kafana göre takıl. Şimdi vereyim ki kurtuluşun şöyle dediğini düşünün. Ya Mustafa'cığım al sana şu para. Nerene dayarsan daya. Fenerbahçe ile ilgili haber yaptıysa tabii Kurtuluş iyi bir Fenerbahçe olduğu için bunu yaptırmaz. yani anladınız değil mi demek istediğimi? Anladıysanız fazla anlatmaya gerek yok. Bu arkadaştan ilgimiz yok. Kömür arkadaşlar yani şu an için yok. Ali Koç'a baskı devam et başkan. Ben şunu söyleyeyim. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ali Koç şu an için Fenerbahçe için sportif olarak başarısız bir başkandır. Bakın Hani beni Ali Koççu ilan ediyorsunuz ya özellikle size söylüyorum. Ali Koççu ilan edenler. Fenerbahçe için sportif anlamda başarısız bir başkandır. Maddi anlamda çok başarılı bir başkandır. Amatör branşlarda Fenerbahçe tarihindeki belki de en başarılı başkanlardan biridir. Amatör branşlardan bahsediyorum. Futbolu çıkın. Futbol diye bir branşın olmadığını düşünün. Fenerbahçe tarihinin en başarılı başkanı Ali Koç'tur. Ya, yani haksız değilim değil mi? Hani futbolda sportif başarı. Arkadaş ben derbi galibiyeti isterim. Şampiyonluk isterim. Kupa isterim. Hocam kimlerle mücadele ediyor? Kimlerle? Tamam kimlerle mücadele ediyor da bunun daha farklı yöntemleri var. Yani daha farklı yöntemleri var. Ben büyüğüm. Ben en büyüğüm. Ben şöyleyim. Ben böyleyim dersen sana yedirirler lafını. Bak Fenerbahçe'nin başına bu kadar iş niye geldi biliyor musunuz? Her şeyin başında. Hani hocam Atatürkçü olduğumuz için işte milliyetçi olduğumuz için şu. Hiçbiriyle alakası yok. Aziz Yıldırım'ın bir cümlesi yüzünden bu işler başımıza geldi. Bahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü dedi. Bak örgüt en büyük sivil toplum. Bunlar yanlış kelimeler. İdi. Bana göre değil, değil. Herkese göre. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Kim olsa yani kim olursa olsun bu işten rahatsızlık duyar. Mesela siz bilmezsiniz. Çoğunuzun bildiğini zannetmiyorum. Genç Kemalistler Ordusu diye bir şey duydunuz mu? Askeriyenin içinde Atatürkçü subayların kendi arasında oluşturduğu bir oluşum. Bu oluşum dağıtıldı. Bu oluşumla ilgili de şey yapıldı. Şimdi başka bir oluşum olduğunu düşünün. Askeriyenin içinde Neciler olsun. Galatasaraylılar diye bir oluşum olsun. Bu da dağıtılır. Arkadaşlar bakın toplu, büyük, çok büyük topluluklar sıkıntıya sebep olabilir. Hem bu tip büyük topluluklardan hem de e, bu tip büyük topluluklara dair kurulacak cümlelere dikkat etmek lazım. 69 bin. Hadi değiştiriyorum. Bir sıfırda ben ekledim. 690 bin olsun. 690 bin olsa adınız soyadınız kadar emin olun. Mustafa Hoca evinden çıktı mıydı? Bir polis arkadan eskortluk eder. Takip eder. Yani eskortluk eder farklı pardon. Takibi alır. Mustafa Hoca'nın her cümlesi takip alınır. Her cümlesi 690 bin kişiye hitap ediyorsun akrabasıyla, cartıyla, curtuyla 4 milyon, 5 milyonu belki bulacak bir kitleye hitap ediyorsun. Düşünsene. Ahmet'in hakkı yenildi. Buradan 690 bin kişiye söylediğin anda takozlamak lazım. Yani demek istediğimi Ali Koç ve zeka kapasitesi ortalama üstteki herkes anlamıştır. Ya yani kelimelere, cümlelere dikkat etmek lazım. Ali Koç geldiği günden sonra şimdi ona sataştı, buna sataştı. Evet ben futbol iklimini güzelliklerle halledeceğim. Geçeceksin güzellikleri. Aziz Yıldırım'dan hiç mi bir şey öğrenmedin? Masaya yumruğunu vurmadığın müddetçe bu ülkede hakkını yerler futbolda. Masaya yumruğunu vurmadığın müddetçe hakkını yerler şampiyonluk mampiyonluk alamazsın. Hiçbir şey alamazsın. Sana koklatmazlar. Masaya yumruğunu vurduktan sonra ise isteyeceğin yeri bilmek lazım. Ben açık söylüyorum. Kıvırmadan, cümlelerimi kesmeden, biçmeden söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin 6 senedir başkanı olsaydım 3 sene şampiyonluğum vardı benim. Bakın benim hiçbir siyasi görüşüm yok. Hiçbir siyasi partiye üyeliğim de yok. Zaten memur olduğum için yapamam da. Ancak 6 senede 3 tane şampiyonluk elde ederdim. Kimse de benim şampiyonluğumu çalamazdı. Çaldırmazdım çaldırtmazdım. Yani e, durum bu. Ne diyor? Yeni dönemde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Ali Koç diyor. Hocam senin şimdi bu dediklerinden sonra benim kafam çok karıştı. Bak 50 tane soru sorarım sana. Arkadaşlar ben konuyu uzattığım zaman diyorsunuz ki bana hocam konuyu çok uzatıyorsun. Hayır ben buralara değinmek zorundayım. Yoksa kafalarda bin tane işaret kalır. Ben Ali Koç'u şundan dolayı eleştiriyorum en çok. İkili ilişkileri iyi kullanması lazım. Dı ya da kullanmadı. Fazla da girmeyin. Başıma iş almayayım. 690 bin olmadan arkama polis taktırmayayım. Şimdi yeni dönemde başkan adayı olmayacağını açıkladı. Camia ise tam tersi karar istiyor. Ben camianın yanlış yaptığı görüşündeyim. Şu anda camianın Ali Koç bizi bırakma söylemlerinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. Ben burada başkan olduğum sürece bizi şampiyon yapmayacaklar cümlesini kuran bir adama sen bizim başkanlığımıza devam et cümlesi kurulmaz. Yanlış. Vallahi gidiyorum yanlış. Ben, ben varken bizi başkan yapmazlar ne demek? Arkadaşlar beni A Spor'a kesinlikle almazlar. Beni A Spor'da kesinlikle yorumcu olarak oturtmazlar. Siz de bana diyorsunuz ki hocam senin adına A Spor'a mail yazalım mı? Hocam senin adına A Spor'la görüşelim mi? Ya, oturtmazlar. Sonra ben de diyorum ki arkadaşlar beni istemezler. Yani istemezler. Boşuna uğraşmayın. Siz bana hala diyorsunuz ki biz A Spor'a yazalım. Ben istemezler. Galatasaray TV'nin bana bakış açısı neyse A Spor'un da bana bakış açısı o. Ya ben geçen gün e, bir Trabzonspor taraftarından şu cümleyi duydum. Ben sana hak veriyorum diyor. Sonuna kadar haklısın diyor. Çektiğimiz videoda. Ya düşünün bak. Bu tip insanlar var bizim ülkemizde. Çok mert böyle dobra dobra konuşan harbi harbi insanlar var. Bugün bir dün bir yorum gördüm diyor ki hocam diyor Trabzonspor'a nasıl beddua etsin diyor. Dört maçtır kaybediyor diyor. Ben sadece şunu söyledim. Galatasaray'a bilerek yenildiyse sezon sonuna kadar inşallah her maçını kaybetsin. Evinde sürekli 5 yesin inşallah dedim. En çok da Fenerbahçe maçında 5 yesin inşallah dedim. Bilerek kaybettiyse dedim. Ben yani beddua etmedim. Neyse ben şunu söyleyeyim. Allah herkesin gönlü muradını versin. Bak dua olarak da beddua olarak da algılayabilirsiniz. Cumhuriyette yer alana böyle göre kulübün başındaki 6 senesini geçiriyor. Şampiyonluk yorumda seçim gündemi olmaz diyorlar. Önemli isimler Ali Koç'ta görüşecek falan. Önemli isimler Fenerbahçeliyseniz sezon bitmeden görüşmeyin. Seçim Haziran'da. 19 Mayıs'ta ligler tamamen kapanıyor. Kitap rafa kaldırılıyor. 19 Mayıs'tan sonra ne yapıyorsanız yapın. Samsun'a mı çıkıyorsunuz? Anıtkabir'e mi gidiyorsunuz? Atatür şey, Atatürk diyorum. Ali Koç'u kolundan tutup Atatürk'ün huzuruna mı çıkartıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Ben karışmam. Bana 19 Mayıs'ta lig şampiyonluğunu getirin de ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Ben 19... Bak. Bu şu haber var ya. Şu haber Ali Koç'u da yıpratır. Olası bir sıkıntı da Ali Koç'u yerin dibine sokturur. Bu haber çok ciddi tepkilere sebep olur. Ben söyleyeyim size. Şampiyonluk yolu İstanbul'dan geçiyor. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray arasındaki şampiyonluk mücadelesi kıyasaya devam ediyor. Tüm gözler hakemlerde. TFF'de. Şey, MHK'da. kalan 14 kritik müsabakada. Dilim dönmedi bir türlü. şey yapın. Herkes iki ekibin Kapışmasında ipi kimin göstereceğini merak ediyor. 63'er puana sahip olan Eze'ye rakiplerin kalan maçlarına baktığınızda kilit nokta İstanbul'da oynayacakları maçlar. Fenerbahçe 9, Galatasaray ise 10 karşılaşmasını şehir içinde oynayacak. Hocam haksızlık var, şike var. <laughs> ya bir geçin. Fenerbahçe'nin kalan maçları. Alanya, Kasımpaşa falan diye gidiyor. Ben açık söyleyeyim. Ee, evimizdeki maçlardan daha çok korkuyorum. Nedense. Şimdi bak Alanya, Kasımpaşa, Pendik, Adana Demir, Beşiktaş, Kayserispor İstanbul maçlarını Kadıköy'de oynayacak. İstanbul takımlarından Karagümrük ve Galatasaray'la da rakip standart startlarda karşılaşacak. İsmail Kartal'ın ekibi İstanbul'da oynadığı 17 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 beraberlik, bir yenilgi aldı. Rize Spor, Hatay Spor, Trabzon Spor, Sivas Spor, Konya Spor'la deplasmanda karşılaşacak. Benim Galatasaraylı arkadaşlarım Kur'an-ı Kerim'in üstüne el basıcı ulaş. Hatta e, buradaki Galatasaraylı arkadaşlar varsa onlara da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim üstüne el basıp yemin eder misiniz arkadaşlar? Ya, Rize bize yatacakmış, maçı verecekmiş, kesinmiş. Hatay bize yatacakmış, maçı verecekmiş, kesinmiş. Sivas bize yatacakmış, kesinmiş. Konya bize yatacakmış, kesinmiş. Oğlum arada Trabzonspor'u da ayarlayın da deplasman full çekelim. Olmaz mı? Ulan manyak adamlar. Rize, Hatay, Trabzon, Sivas, Konya, Fenerbahçe 5'te 5 yaparsa zaten matematiksel olarak şampiyon değil mi? Ya bu deplasmanlarda Fenerbahçe oynadığı müddetiş zaten Galatasaray'da dahil et. 6'da 6 yaparsa zaten matematiksel olarak şampiyon. Niye evinde puan kaybetmeyecek mi? Bunları deplasmanda kazanan evinde kaybetmez. Galatasaray, Başakşehir, Antalya, Rize, Hatay, Pendik, Sivas, Fenerbahçe ile evinde oynayacak. Bak Fenerbahçe'ye yatar dedikleri takımlar Rize, Hatay, Sivas. Üçünden evinde oynayacaksın. Şereflice mücadele edeceklerinden hiçbir şüphem yok. Bakacağız arkadaşlar hakem faktörü mü? Kırmızı kart faktörü mü? Ne faktörler olacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Galatasaray'ın deplasmanlarına bakın. Beştaş, Kasımpaşa, Karagümrük. Ee, hani bunlar da şehir değiştirmek zorunda kalmayacak İstanbul içinde. Ben bu üç karşılaşmada hani matematiksel olarak zorlu görüyorum Galatasaray açısından. Ee, Ankara gücü deplasmanına gidecek. Geçen sene buyurun bize gol atın diyen Emre Belezoğlu'nun takımıyla oynayacaklar. İnşallah bu sene iyi hazırlanır. Alanya deplasmanına gidecek. Küme düşmemeyeceğiz. Adana Demir deplasmanı Galatasaray için kolay. 3 puanları cepte. Konya ile dış sahada o da 3 puanları cepte. biz de böyle mi yapalım? Geçiniz. Yani iki takım içinde şampiyonluk yolu İstanbul'dan demiş. Ben katılmıyorum. Şampiyonluk yolu hatadan geçer. Daha az hata yapan ipi göğüsler. Daha çok hata yapan şampiyonluktan olur. Şu an Galatasaray başkanının falan ağıdı feryadı figanı sağa sola konuşması bence ciddi bir hata. Ve bu hatayı nasıl ödeyecekler merak ediyorum. Partizan'dan saldan Saldanha açıklaması, Partizan Genel Müdürü Milos Vazura Saldanha için açıklamada bulunmuş. Fenerbahçe'nin ilgilendiği Zurna Sports pardon, Sport Zurnale konuşmuş. Saldanha'yı satmadığımız için pişman değilim. Onu satmak Resmi teklifi açıklamak istemiyorum ama 10 milyon euronun üzerindeydi demiş. Yalancının bu mu kadar yanar. Son mağarada bu sezon önemli oyuncularımızı satmama karar almıştık ve bu duruşumuzdan vazgeçmedik. Oğlum 10 milyon euroya beni bile satarsınız etmeyin eylemeyin ya. Satışı için sezon sonunu bekleyeceklerini söylemiş. Bize şampiyonluğu getirebileceğini biliyoruz. O yüzden bu karar aldık. Son teklif 8 milyon euroymuş. 24 maç 15 gol 5 asist. Arkadaşlar sizden bir ricada bulunacağım. Saldanha için ben şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki arkadaşlar Fenerbahçe'ye ben başarılı olmayacağını hissediyorum. İçimden bir ses öyle söylüyor dedim. Yani e, hislerim de genelde beni yanıltmaz. Yani Allah ilham eder içime öyle söyleyeyim. Lütfen Saldanha'nın tüm maçlarını izleyin. Sonra bana bir rapor sunun. Ne zaman rapor sunun biliyor musunuz arkadaşlar? Nisan ayının ortasında. Nisan ayının ortasında hatta Saldanha için Nisan ayının ortasında canlı yayın yapalım. Söz veriyorum yapalım. Değerlendirelim o günden bugüne ne değişti diye. Bir sezonluk topçu olmak çok kolay. Çok çok kolay. Semih Kılıçsoy değil mi Beşiktaş'ın şeyi? Tam ismi Semih Kılıçsoy mu? Yani i̇kinci bir ismi yok. Semih Kılıçsoy. 15 Ağustos 2005 doğumlu, 18 yaşında pırıl pırıl bir delikanlı. Beşiktaş'ın oyuncusu. 2028'e kadar sözleşmesi var. Profesyonel ee, olarak 5 Mayıs 2023'te takıma katılmış. 5 sezonluk sözleşme imzalamış. 17 yaşında şey muhtemelen bu sezon başında imzalamıştır. Neyse. Yoksa 5 sezonluk sözleşme imzalayamaz da onu, onu demek istemiştim. Bu sezon 11 lig maçı 7 gol 1 asist 2 tane sarı kart görmüş. Türkiye kupasında golü yok. Konferans liginde yok. Elemelerde 4 maçta bir golü var. Çocuk bas bas bağırıyor. Normalde forvet bu çocuk. Ama ben kanatta daha iyi oynadığı görüşündeyim. Ben olsam kanat forvet oynatırım. Şimdi oyuncu Beşiktaş altyapısından yetişmiş. 19 maçta 8 gol 1 asist. Hatta şu e, elemeleri sayma. 19 maç 7 gol biraz. 19-07 olsun. 824 dakika. Pırıl pırıl bir çocuk. Dün öğretmen arkadaşlarla da konuştuk. Beşiktaş diyor 20 milyon euroya satabilir mi diyor. Normalde satamaz. Ama iyi pazarlamayla 20'ye satabilirsin. Ben Beşiktaş kulübüne akıl vereyim. Haddim olmayarak. Semih'i de sat. Kartal Kayra'yı da sat. Demir Ege'yi de sat. 3 mü teklif geldi sat, 2 mi teklif geldi sat. Ben Fenerbahçe'yi en çok bu konuda eleştiriyorum. Muhammed Gümüşkaya 4,5 milyon euro teklif geldiydi sat. Bora Aydınlık 2 teklif geldi sat. Arda Okan Kurtulan'a 1 teklif geldi sat. Sat. Altyapıdan çıkan her oyuncu öyle hani ben buradayım demediği müddetçe 1, 2, 2,5, 3 sat. Hiç bekleme. 15 tane oyuncu sat. Sezonda 15 tane oyuncu sat. 15 tane oyuncu sat ya. 1 milyon eurodan 15 tane oyuncu satı 15 milyon euro taş attın kolun mu yoruldu? Hayır yorulmadı. 15 milyon euro arkadaşlar kazancın 15 milyon euro değil. Futbolcu parladı ya. 10 milyon euroya bir takıma gitti. %5 senin payın var. Otomatik payın var. Yetiştirme bedeli payın. Dayanışma şeyi şunu bunu. Sen %5'den falan uğraşma. Her futbolcuya yaz. Sonraki satışından %15 pay. Başka türlü satmıyorum. Zaten senden 1 milyon euroya 2 milyon euroya alan adam direkt kabul eder. Bora Aydınlığı sen Hull City'ye kiralık gönderiyorsun. Hull City'ye kiralık gönderme. 1,5 milyon euroya sat Hal City'ye. Senden sıçrarsa %15'ini istiyorum. Ya 10 milyon euroya bir 1,5 gelsin. 1,5 bir, buçuk oradan 1,5 oradan 3 milyon euro. 3 milyon euro kazanmış olmuyorsun. Daha fazlasını kazanıyorsun. Altyapıya bir sürü futbolcu kazanıyorsun. Sen şimdi onu sen... Şimanski gelirken ben bir cümle kurdum. Dedi ki ben Arda Güler'den etkilendim o yüzden geliyorum dedi. Ben Arda Güler'den etkilendim. Fenerbahçe'nin projesinden etkilendim diyor bilir kaç Şimanski alacağız bu şekilde. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Arkadaşlar Fenerbahçe transfer gündemine dair çok fazla e, bir hareketlilik beklemiyorum. 6 Şubat'tayız. Hatırlatmak istemiyorum. Muhtemelen bolca sağda solda her yerde görmüşsünüzdür arkadaşlar. O yüzden hatırlatmak istemiyorum. O malum olayım. Allah can veren kardeşlerimizin hepsine e, şehitlik mertebesi versin. Bu arada Fenerbahçe kulübünden de bir açıklama vardı. Unutmuşum onu söyleyeyim. Galatasaray Kulübü Başkanı'nın açıklamalarına istinaden proje, bölücülük, patolojik o ne lan? Patolojik mağduriyet söylemleri kulübümüze haciz getirme konuları başta olmak üzere FETÖ ile ilgili gerçekler atanan başkan ve kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemleriyle ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada Yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5 kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum. Tabi yüreğiniz yetiyorsa Ali Yıldırım Koç. Yani inanılmaz bir e, ortamın içindeyiz. İnşallah bu ortamdan en az hasarlan çıkan Fenerbahçe olur. Ama ben herhangi bir e, şey yapacağını zannetmiyorum. Ama neyse. Fenerbahçe taraftarı olarak önümüze bakalım. Transfer gündemini ben değişeceğini zannetmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve saha ee, sahamıza odaklanalım. Saha içine odaklanalım. Saha dışına çekmek isteyenlere prim vermeyelim. Görüşme mi yapıyorlar federasyon başkanıyla? Biz de cumhurbaşkanıyla görüşme yapalım. Görüşme mi yapıyorlar federasyon as başkanıyla? Biz de spor bakanıyla görüşme yapalım. Yani görüşmeleri sıklaştıralım bence. Bana kalırsa şampiyonluk yolu sadece sahadan geçecek olsaydı eminim rakibimiz sahaya odaklanırdı. Yani o yüzden de Fenerbahçe'ye tavsiyem görüşmeler gerçekleştirelim. Katkınız için hepinize teşekkürler. Beğendiğiniz için hepinize teşekkürler. Görüş ve önerilerinizi lütfen yorum kısmına yazınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.